Konuşmasını yapmak üzere Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanımız Sayın Server Gökmen'i kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli kuruluklar, genel merkez kurumları olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Anadolu yakası şubelerimizin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Barosu'na göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, katılımdan dolayı teşekkür ediyor. Sizlere, hepinize hoş geldiniz. Değerli konuklar, değerli şube başkanlarımız çok güzel konuşmalar yaptılar. Bunlara katılmamak mümkün değil. Tabii 1923'te temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti yönetim şekli cumhuriyet olan ülkemiz o günden bugüne gerçekten çok büyük adımlarla geçti. Tam burada bağımsız, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti yönetim şekli cumhuriyettir. Ülkemizin kurucusu başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kurucuları, şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda özlerle, saygıyla anmayı, önlerinde eğilmeyi bir borç buluyor. Uğur Namcu, Bahriye Uçu, Turan Dursun, Muammer Aksoy, Çetin Emek, Abdülmek İpekçi ve Ahmet Tane Kışlar gibi aydınları ve aramızdan ayrılan meslektaşları Cumhuriyet şehitlerimizi anıyor. Cumhuriyet gazetesi ve mağdur gazeteciler de buradan selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanması ile 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmiş, Cumhuriyet halkımıza verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Ülke yönetme işini kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli bir sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet yönetim şekli 1923'ten bugüne ülkemize, halkımıza çok büyük katkılar sağlamıştır. Toplumu, millet, özgürlük, hak olma bilincine ulaştırmış, bireyleri de vatandaş durumuna yükseltmiştir. Atatürk ülkeyi hep bizim bildiği gibi değerli arkadaşlar kimseye bırakmadı. Tek gençlere bıraktı. Bu anlamda gençler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına emaneti ülkeyi sonsuza değil sahip çıkacağına hepimizin inancı tamdır. Değerli arkadaşlar, burada çok güzel bir ortam var. Bizler kadınlı erkekli bir arada oturuyorsak, ülkemizde karma eğitim var ise, özellikle çağdaş ülkelerden dahi kadınlara seçme hakkı verildiyse ve bugün Cumhuriyet devrimlerinin eğitimi varsa, biz bunu özellikle Atatürk'e borçluyuz. Değerli arkadaşlar, burada küçük bir son 2015 yılında hepimizin bildiği gibi bir anekdotu anlatmak istiyorum. Tabi yaşanmıştır olay. Aziz Sancar, bu çok önemli, özellikle gerçekten ben Ankara'ya gittiğimde ilk
Aziz Sancar'ın 2015 yılında kimya Nobel ödülünü aldığında bir söz söyledi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Aziz Sancar biliyorsunuz Mardin'de 1946 yılında 8 çocuklu ailenin 7. çocuğu olarak hatta saklamadı bunu mağarada dünyaya geldiğini söyledi. Ve sevgili Aziz Sancar şunu söyledi. 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü ile ilgili şu kelimeyi özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Beni ödüle götüren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Cumhuriyeti temsil eden Atatürk'tür diyerek bu ödülü şu andaki Anıtkabir'deki Aziz Sancar'a ayrılan bölüme teslim etmiştir. Daha sonra bu Aziz Sancar bir soru soruldu. Soru üzerine de ilim bilim anlamında şunu söyledi. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Ve Allah'a inanıyorum. Evrime inanmak bir şey yoktur. Evrim bir gerçektir ve inanç meselesi değildir demiştir. Bu anlamda değerli arkadaşlar, ilime, bilime, çağdaşlığa, cumhuriyet eğitimleriyle ulaşılır. Halkın ve ülkenin geleceği ancak ve ancak cumhuriyet temelleriyle, söylemleriyle, uygulamalarıyla, bilinçlendirilmesiyle, özellikle demokrasi, özgürlükler ve çağdaşlık seviyesine ulaşmak ancak cumhuriyet olur. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, burada üç değerli şube başkanım, Anadolu yakasında bir emekleri var, bir çalışmaları var. Gerçekten bunları değerli şube başkanlarımı, Maltepe şube başkanım, Kemal başkanımı, değerli Pendik şube başkanım, Bayri başkanımı ve Üsküdar şube başkanım, değerli Atilla başkanımı böyle bir medeni cesareti gösterdiklerinden dolayı, sizlerle bizleri bir araya getirmelerinden dolayı ve emeği geçenlere buradan sunup çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar için ve emeği geçenler için sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, konuşmamın sonunda şunları da özellikle cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Ve Atatürk'ün özellikle değerli arkadaşlar, Atatürk'ün söylediği sözler kamuoyunda açık şekilde bazı kişiler tarafından çarpıtılmakta ve yanlış söylenmektedir. Şunu okuyarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için en hakiki müşrik ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde müşrik aramak gaflettir, celalettir, delalettir demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin aydınlık bir cumhuriyette, aydınlık bir ülkede, çağdaş, demokratik bir ülkede yaşamamız dileğiyle Cumhuriyetimizin 94. doğum yılı Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Sizlere genel hareketlerine saygı ve sevgiler sunuyoruz.